Merhaba sevgili seyirciler. İşte Galatasaray programında 1905 Gisiyat katkılarıyla ürettiğimiz programda sarı kırmızı renklere gönül vermiş iş adamlarını ekrana taşımaya devam ediyoruz. Bu hafta konuğumuz Doğal Sigorta CEO'su Nihat Kırmızı. Hoş geldiniz Nihat Bey. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Nihat Bey, sizi bir iş adamı olarak tanıttım ama buradaki varlık sebebiniz elbette gönlünüzdeki renkler, sarı kırmızı renkler. Bunu da resmileştirmiş isimlerden birisiniz. Hem özel hayatınızda, evet, hem iş hayatınızda, hem de taraftar olarak hepsini konuşacağımız keyifli bir sohbet bekliyor izleyicilerimizi diyerek önce şunu hatırlatayım. 1905 Galatasaraylı Yöneticiler ve İş İnsanları Derneği'nin de ikinci başkanısınız aynı zamanda. Evet. Galatasaray hayatınıza ne zaman girdi, nasıl girdi, bununla başlayalım. Yani çocukluğumuzdan beri Galatasaraylıyız. Ne zaman girdi? Demek ki doğuştan beri. Abim çok iyi bir Galatasaraylıydı. Muhtemelen abimden etkilenmişimdir. Ben de gözümü açtığımdan beri hep Galatasaraylı duyarım. Galatasaraylıyız. Galatasaray maçlarına gitmeye çalışırız. Büyüdükçe daha fazla maçlara gitmeye başladık. Çok güzel anlarımız var. Çok güzel günlerimiz var. Çocuklarımız şu anda Galatasaraylı olarak büyüyorlar. Her gün işte baba Galatasaray'ın yeni forması çıkmış, onu da alsak mı? İşte Galatasaray transfer yaptı mı gibi, daha küçük yaşta 6 yaşında ama bu soruları sürekli sormaya başladı. Sadece futbolu değil basketbol maçlarına da gitmek istiyor, gidiyor. Galatasaray'ın her alanında hayatımıza girmiş durumda Galatasaray. Siz ilk maçınızı hatırlıyor musunuz? İlk maçımı yani sizi Galatasaray'la yapan ağabeyle birlikte miydi? İlk maçımı hatırlıyorum. Abimle birlikte gitmedik ama ilk maça biz arkadaşlarla biraz okulu kırıp gitmiştik. Önermeyelim ama çok yaşanır bu durum. Evet, o zamanlar öyleydi gerçi. Maçlara gitmek öyle kolay değildi. Bilet almak için günlerce sıralara, kuyruklara girerdiniz. Böyle internetten bilet almak falan yoktu. Gerçi böyle bir ayrıntı var orada. Hani gündüz maçı mıydı? Gündüz maçı. Tabii okul kırıldığına göre. Tabii. Gündüz maçlarının keyfi de ayrı değil mi? Çok keyifliydi tabii. O zamanlar zannedersem ortaokula gidiyordum. Böyle pek de küçük. Evet. Sakın yapma, sakın kimse okul kırıp maça gitmesin diyelim ama. O zaman ailemizin haberi olmadan okulu kırıp maça gitmiştik. Bir kupa maçıydı, unutmuyorum yine. Şimdi çocuklarınıza bir kez daha maşallah diyerek aslında onun başına dönelim bir de. Hani ben özel hayatınızda da sarı kırmızıya gönül verdiğinizi resmileştirmiş isim olarak sizden bahsettim açarken, evet, yayını. Nihat Kırmızı kimle evlendi? Aysel Sarı. Eşimin soyadı Sarı, benim Kırmızı. O dönemki başkanımız Adnan Polat'la nikah şahidimizdi. Güzel bir düğündü. Gerçekten çok güzel bir tesadüf. Aslında böyle özellikle aranmış bir şey değil tabii. İnsanın hayatına eşi böyle sarı kırmızı resmen bir araya geldi ama. Sarı kırmızı resmen bir araya geldi. Hala devam ediyor. İnşallah daha uzun yıllarda devam eder. İnşallah. Herkesinki gibi. Güzel oldu. Hepimiz Galatasaraylıyız. Eşinizin soyadının sarı olduğunu ya da eşiniz sizin soyadınızın kırmızı olduğunu öğrendiğinde bununla ilgili bir anınız var mı? Hiç çok merak ettim. Yani birbirinizin isimlerinin sarı kırmızıyı tamamladığını. Yani eşim hep şunu söyler. Hep eskiden dermiş, soy ismi kırmızı olan biriyle evlenirsem ne güzel olur diye. O da Galatasaraylı. O da Allah idi yani önce. O da Galatasaraylı. Allah onun dileğini kabul etti diyelim. Güzel. Nihat Bey, iş dünyasında pek çok şeyden bahsedebileceğiz. Başlıklarımız çok. Spor dünyasında da pek çok başlığımız var sizinle. Fakat ekran başında sizin yüzünüzü görenler genç bir iş adamı görüyorlar. Evet. Bu genç iş adamının iş dünyası yolculuğu nasıl başladı? Tabii hepimiz okul yıllarında da iş hayatında bulunduk. Bizim dönemimizde öyleydi. Çocukluğumuzda işte babalarımız bizi elimizden tutar bir yere çırak olarak verirdi. Hem hayatı öğrenelim hem iş hayatını öğrenelim diye. İş hayatına aslında öyle girdim açıkçası ilkokul dönemlerinde. Pek bir şey yapmıyorduk hani, belki akşama kadar öyle durup akşamüstü evimize gidiyorduk ama en azından iş hayatını görüyorduk, insanların tepkilerini görüyorduk, müşterileri görüyorduk, iş sahibinin neler yaptığını, neler düşündüğünü, karşı tarafa verdiği feedbackleri görüyorduk. Bunlar hayatımıza çok şeyler kattı. Daha sonra üniversite hayatı, üniversiteden sonra işte yurt dışı, dil öğrenme, işte yüksek lisans vesaire derken bir anda okul sonrası kendimizi yoğun bir iş hayatının içerisinde bulduk. Bugün Türkiye'nin en önemli kuruluşlarının bir şirketler topluluğumuz var. Sağlık alanında, eğitim alanında, sigortacılık alanında. Yani Türkiye'nin en büyük sigorta şirketlerinden biri. Yine hastanelerimiz bölgenin, bulunduğu bölgenin en büyük ve en önemli hastanelerinden biri. Eğitim alanında hem Anadolu Lisesi hem hemşire yetiştirdiğimiz hemşirelik okulumuz var. Çok önemli bu da bizim için. Yani gerçekten yetişmiş eleman yetiştirmek. Özel okul ama işte hemşire yetiştiriyoruz. Belki onlarca hemşire şu anda bizim okullarımızdan mezun ve hastanelerde hizmet veriyorlar. Mezunlarınız oldu. Tabii çokça mezunlarımız var.
Şu anda insanların sağlığına kavuşması için ellerinden geleni yapıyorlar. Bunlar gerçekten güzel şeyler. İş hayatı sadece para kazanma odaklı değil bizim için. Aynı zamanda bu tür manevi duygularla da fazlıyoruz. Bu da bizi daha fazla teşvik ediyor. Daha fazla işimize sarılmamızı, işimizi sevmemizi sağlıyor. Hani bir işi seviyorsanız başarılı oluyorsunuz. Aslında bizim de başarımızın, hani genç dediniz, teşekkür ederiz. Yaşımda 40'ı buldu ama hala genç sayılırız. Gençsiniz. O yüzden bizim işimizi sevdirdi. Yani bu tür şeyler bize işimizi sevdirdi. Sevdiğiniz işte de kesinlikle başarılı oluyorsunuz. En sevdiğim tanımlardan biri Nihat Bey. Genç ve deneyimli. Evet. Öyle bir iş adamı olarak duruyorsunuz karşımızda. Bu deneyimin resmi de. Şimdi 8 bölge müdürlüğünüz var Doğa Sigorta ile. 2000'e yakın acenteniz ve 3 milyonu aşkın mı diyebiliriz? 3 milyon civarı müşterimiz. Hizmet sektörünün farklı alanlarında büyük bir organizasyon aslında. Evet. İşin organizasyon tarafından biraz söz eder misiniz? Bundan söz edelim çünkü organizasyon kapasitesini GİSİA'da onun üzerinden de Galatasaray'a nasıl aktardığınızdan bahsedebiliriz. Tabii çok sonra yaygın bir dağıtım ağımız var. Doğa Sigorta olarak baktığımızda Türkiye'nin 81 ilinde müşterilerimize her an ulaşabilecek acentelerimiz. Biz acentelerimizi bizim kendimizin bir parçası olarak görüyoruz. Hep bunu söylemişimdir. Bunlar tamamen Doğa Sigorta ile müşteri arasında bir köprü görevi görüyorlar. Doğa Sigorta'nın bir temsilcisi, bir parçası. Brokerlarımız da aynı şekilde. Tabii bu acentelerimize, bu dağıtım ağımıza en iyi hizmeti vermemiz için de her bölgede, çünkü İstanbul'dan her yere çok rahatlıkla hizmet veremeyebiliyorsunuz. Aksamalar olabiliyor. Biz o yüzden 8 bölgede, her bölgemizde, yani Türkiye'de 7 bölge var ama Bursa'yı da ayrı bir bölge olarak, Bursa bölge, büyük olan yerleri ayırıyoruz. Belki ileride bu tür organizasyonlar devam edecek. 8 bölge müdürlüğü ile hep yakın olmaya çalışıyoruz. Bu dağıtım ağımızın ihtiyaçlarını her an gidermeye çalışıyoruz. Onlarla hep beraber olmaya çalışıyoruz. Gerek genel müdürlükte gerek bölge müdürlüğünde her cuma mutlaka acentelerimizde tümüyle bir arada değil ama işte 15-20 acenteyle sürekli sabahları kahvaltı adı altında bir araya geliyoruz. Onları dinliyoruz. Varsa bir aksama onları gidermeye çalışıyoruz. Böylelikle hizmet kalite seviyesini en üst düzeyde tutmaya çalışıyoruz. Hizmet kalitesi en üst düzeyde olduğu zaman zaten hem müşteriniz memnun oluyor hem dağıtım ağınız memnun oluyor. Bu da şirketin başarılı olmasını sağlıyor. Herkes karşılığını alıyor. Tabii herkes karşılığını alıyor. Ama şimdi karşılık beklemeden yapılan, kurulan bağlar var, gönül bağları. İşte orada devreye Galatasaraylı Yönetici ve İş Adamları Derneği giriyor. 1905 GİSİAD. Yollarınız nasıl kesişti, ne zaman kesişti? 1905 GİSİAD'ı çok tabii eskiden beri biliriz, tanırız. Hani çokça bir arada olmuşluğumuz da geçmişten beri var. Metin Bey başkanlık döneminde, ilk seçime gireceği dönemde gelip teklif etti, yönetimde bulunmamızı, birlikte bir kadro kurmak istediğini teklif etti. Biz de memnuniyetle bunu kabul ettik. Kendisine de teşekkür ederiz yani buradan. Daha sonraki ikinci döneminde yine aynı şekilde bizimle beraber devam etmek istediğini söyledi ve şimdi İbrahim Bey döneminde yine aynı şekilde GİSİAD'da yönetim kurulunda ikinci başkan olarak görev yapmaktayız. GİSİAD gerçekten önemli hizmetlerde bulunuyor Galatasaraylılara. Sadece Galatasaray'a değil, Galatasaraylılara da önemli hizmetlerden. Galatasaraylı iş adamlarını bir araya getiriyor. Gerçekten şu anda baktığımız zaman birçok Galatasaraylı iş adamı belki sadece maçlara gidiyordu. Belki çok bilinmiyordu, tanınmıyordu. Kendisi de böyle bir düşüncesi de belki yoktu ama şu anda GİSİAD çatısı altında toplanarak Galatasaray'a daha yakın, Galatasaray futbol kulübüne, basketboluna, voleyboluna, yönetim kuruluna daha yakın. Varsa Galatasaray'la ilgili olumlu bir düşüncesi, bunu çok daha fazla dile getirebiliyor. Varsa bir projesi, bu projeyi çok rahat bir şekilde sunabiliyor. Birçok, yani yaklaşık bizim 500'ün üzerinde bir üyemiz var Galatasaray İliş Adamı. Azımsanmayacak bir sayı aslında buna baktığımız zaman. Çoğu da faal. Bu anlamda Galatasaray İliş Adamları şu anda önemli projeler üretiyor. Sağ olsun sadece bu yönetim değil, bundan önceki yönetimler de aynı şekildeydi. Bugünkü Mustafa Başkan'ın yönetimi de aynı şekilde. Bizim projelerimize de kıymet veriyorlar, değer veriyorlar. Dinliyorlar en azından. Ve bir değer yaratabiliyoruz hep beraberce. Burada altını çizmek istediğim bir şey var. Çok dikkatimi çekiyor. Başkan İbrahim Hatipoğlu da, yine yönetim kurulunuzdan Mert Bey de, siz de hep aynı şeyin altını çiziyorsunuz. Daha önceki yönetimle mevcut yönetim veya gelecekteki yönetimler arasında sen ben fikriyle ilgili hiçbir emare görünmüyor. Kurumsal devamlılığı çok güzel vurguluyorsunuz.
Bu yapı nasıl oluştu GİSİAD'da? Çok değerli görüyorum bunu. GİSİAD'ın kuruluş amacı zaten Galatasaray'a hizmet etmek. Galatasaray'ın şu başkanına, bu yönetimine değil, Galatasaray'a hizmet etmek. Galatasaray'a hizmet etmek ne demek? O anda kim başkansa, kim yönetimdeyse tabii ki mevcut kural ve kaideler çerçevesinde mutlaka birlikte hareket etmek. Galatasaray'ın o günkü menfaatlerine yönelik yine Galatasaray'a hizmet etmeye devam etmek. Bizim tek amacımız bu. Başkanlar değişebilir ama bizim Galatasaray hizmetimiz hiçbir zaman değişmez. Fazlalaştırarak devam ettirmeye çalışırız. Burada bizim yönetimimiz de her geçen gün daha çok genç arkadaşlar var. Gerçekten toplantılarda da söylüyorum. Siz bana genç dediniz, teşekkür ederim. Evet, kendimi de öyle görüyorum ama benden daha genç arkadaşlar da var. Onlar da hem iş hayatında çok başarılı hem de bizim derneğimizde çok önemli işler yapıyorlar. Gerçekten çok. İleride belki Galatasaray'da da çok önemli işler yapacaklar. Yani Galatasaray'ın geleceğidir aslında. Bu iş adamları derneğindeki isimler, genç isimler. Genç olarak ayırmayalım, yani bütün isimler çok kıymetlidir. İleride Galatasaray'ın geleceğidir. Bu sadece illa yönetime girecek girmeyecek anlamda yanlış anlaşılmasın. Ama Galatasaray'a her kademede çok önemli katkılar ve önemli projeler sunabilecek arkadaşlar. Belki çok önemli bir şirketin başında olacak bu arkadaşlar. Çok büyük bir şirketin başında olacak. Sponsor olarak Galatasaray'a bir değer katacak. Belki yine yönetici olarak, belki başkan olarak bazı arkadaşlarımız bulunacak. Yani Galatasaray GİSİAD sadece ve sadece gönül birliğiyle oluşmuş, Galatasaray yöneticilerinin bir araya geldiği ve sadece Galatasaray'a hizmet etmek için kurulmuş bir dernek. Kuruluş, yani tüzüğünüzün birinci maddesi, yanlış hatırlamıyorsam, Galatasaray Spor Kulübü'ne maddi manevi destek sağlamaktır diye kesinlikle başlıyor. Evet. Bunu da çok güzel sergiliyorsunuz. Evet, sağ olun. Bir kısmı biliniyordur ama bilinmeyen çok ciddi desteğiniz olduğunu da buradan ben Galatasaraylıların çoğu biliyor ama tabii rakiplerimiz bilmiyordur belki. Onlar bilmesinler ama ya da bilsinler, yani sonuçta gizli saklı işler evet, yapılmıyor. Çok ciddi, çok değerli işler yapılıyor. Tümü de sizin de vurguladığınız gibi gönül bağı sebebiyle yapılıyor. Bu gönül bağını pekiştiren unsurlar da yaşananlar. Elbette sevinçler öndedir ama sevinçler, hüzünler birlikte yaşanınca değer atfedebiliyoruz. Paylaşılınca çünkü büyüyor bütün tabii bu bağ. Zor günler de geçiriyoruz. Geçirdik de hep beraber geçirdik ama bizim Galatasaray hizmetimiz hep aynı düzeydeydi. Hep biz bunu nasıl arttırabiliriz? İşte İbrahim Başkan'la oturduğumuzda hep beraber yönetim kurulumuzda işte Galatasaray'a ne gibi katkılar sağladık, daha fazlası nasıl yaparız diye konuşuyoruz. Yani gerçekten bizim yönetim kurulu toplantılarımızın çoğunda Galatasaray'a daha fazla ne yaparızı konuşuyoruz. Ve tamamen gönülden. Burada hiç kimsenin hiçbir beklentisi yok. Bu programlar olmasa belki Galatasaray'la çoğu yöneticimizi kimse ismini bile bilmiyor olabilir. İnşallah herkes tanıyacak sizin programlarınızda herkesin ama. Herkesin bildiği birinci isim, isimlerinizin önündeki bir sıfat aslında Galatasaraylı. Evet. Bunu deyince hani dernek üzerinden de bakınca, dernek dışında da konuşsak Galatasaraylı Nihat Kırmızı olarak anılmak da herhalde. Tabii Galatasaray camiası o kadar büyük bir camia ki tüm kurumlarıyla, tüm dernekleriyle, lisesiyle, Galatasaray lisesiyle, üniversitesiyle, yani rakiplerimizin gıptayla baktığı bir kurum. O yüzden sürekli çamur atmaya çalışırlar. Sürekli bizi bölmeye çalışırlar. Liseliler, lisesizler. Öyle bir ayrım yok, olamaz. Yani çünkü liseli demek diye bir şey olamaz. Çünkü belki benim oğlum da, ben liseli değilim ama benim oğlum liseli olabilir. Sizin oğlunuz liseli olabilir. Liseliler de bizim gibi Galatasaraylı zaten. Biz de onlar kadar Galatasaraylıyız. Bazı liselilerden çok daha fazla Galatasaraylı da olabiliriz. Ya o yüzden liseli, lisesiz gibi rakiplerimizin ortaya attığı ayrışmalara bizim girmememiz lazım. Yani biz kol kola bir bütünüz, bir camiayız. Birçok ismini söylemeyeyim, yönetici arkadaşlarımız var rakip kulüplerde. Herkes işte şu iş adamı şu kulübün başına geldi, çok büyük iş adamı. Ama Galatasaray camiası gerçekten çok büyük camia. Önemli olan camiadır. Herkes bunu kabul etmiş durumda. Rakiplerimiz bile bunu kabul etmiş durumda. O yüzden baktığımız zaman evet, çok önemli iş adamları, çok önemli kişiler. Onlara da tabii ki saygı duyuyoruz, yani bütün kulüp başkanlarına. Kendi kulüpleri için önemli hizmetler yapıyorlar ama sadece bununla başarı olmadığını da görüyoruz yani ortada. Çok konuşmaya gerek yok. O yüzden camianın gücü. Galatasaray bugün baktığınız zaman Türkiye'de en çok şampiyon olmuş kulüp. Avrupa'nın en başarılı kulübü. Göğsündeki en fazla yıldızı göğsünde taşıyan kulüp. Yani camianın gücü burada ortaya çıkıyor. Başkan şöyleymiş, şöyle işi varmış, şu kadar parası varmış gibi sürekli basında veya dışarıda konuşulan şeyler olur, biliyorsunuz, duyuyorsunuz. Ama bunların çok önemi yok. Galatasaray camiası tüm kurumlarıyla, dernekleriyle, lisesiyle, kulübüyle, her şeyle bir bütündür. Camianın gücü her zaman ve taraftarıyla bütün kulüplerin üstündedir diye düşünüyorum.
ve taraftarıyla taraftar, diye ben tabii ekleyerek yani şuraya gelmek istiyorum. Sizin... Camia dediğimizde taraftar en büyük. Yani biz zaten taraftar olarak geldik buralara. İşte ben de onu vurgulamak için aslında oraya getirdim sözü. Taraftar olarak maçlardan bahsediyoruz. Aklınıza ilk gelen maçlar deyince aslında bir tane gelmiyor çünkü. Birkaç tane geliyor biliyorum. Onlarca, yüzlerce maç anlatabiliriz ama tabii program yetmez o maçları anlatmak. İlk ne geliyor aklınıza? Ya benim için unutulmaz maçlardan biri diye baktığımızda Barcelona maçı. Barcelona'nın yani hangi Barcelona maçı? Çok birçok Barcelona maçı var. Grupla yani Şampiyonlar Ligi. Görüntüsü ekranda evet, Romario'lu, Stoichkov'lu Barcelona'yı söylediğinizi evet, işte, Guardiola'lar var. Şimdi izleyince hatıralarımız çok daha fazla canlandı. Çok işte kalede Hayrettin falan. Bu Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi, o zaman Şampiyonlar Ligi yeni kurulmuştu. Şampiyonlar Ligi gruplarına ilk katıldı. İlk Türk takımı zaten Galatasaray Şampiyonlar Ligi gruplarına katılmak. O Şampiyonlar 0, Ligi 3, grubu 3-3'ün rövanşında 0-0 berabere kalarak 0, şöyle yani Manchester Şampiyonlar United Ligi grubu diyerek. Dediğimizde aslında grup diyoruz ama gruptan öte bu aslında bir çeyrek finaldi. Eskiden tabii. Eskiden şimdiki gibi işte bir ülkeden 4 takım, bir ülkeden 3 takım, bir ülkeden 2 takım değil. Sadece şampiyon ülke şampiyonlarının katıldığı ve ülke şampiyonlarının da 2 ya da 3 ön eleme oynadığı. Biz de biliyorsunuz 2 ön eleme oynadık. Ön elemede Manchester United'ı 0-0 ve 3-3'lük orada İngiltere'de 3-3'lük bir maçtan sonra eleyerek gruplara katıldık. Gruplardan çıkanlar da iki grup vardı zaten. Şimdi işte bir sürü gruplar var, bir sürü elemeler var. Gruplardan çıkan da direkt yarı final oynuyordu. Aslında gruplar demek tam çeyrek, geçiş süreciydi. Şampiyon çeyrek final demekti. Turnuvasının biraz daha zevkliydi bence. Bence yani de. Sadece şampiyonlar katılıyordu ve iki grup şeklinde ön elemeden sonra oynanıyordu. Ön elemeye Barcelona da katılıyordu. Her ülkenin şampiyonu. Şimdi hem Barcelona hem Real Madrid katılmıyordu çünkü Barcelona şampiyonsa Barcelona, Real Madrid şampiyonsa Real Madrid, diğeri UEFA Kupası'nda oynuyordu. Kupa Galipleri Kupası falan da vardı o zaman. İşte kupayı kazananlar da oraya gidiyordu. Kupa Galipleri maçta, Kupası ile UEFA Kupası birleşip UEFA Avrupa Ligi yapısına geçmeden önceki son UEFA şampiyonu Galatasaray. 2000 evet. Yılında Galatasaray. 2000 yılında Galatasaray. O maçta gene çok önemli maçtan çok onu izlemiştik işte şu anda görüyoruz Stumpf. Stumpf'la Romario. Romario çuvalla gol atıyor. İşte dünyanın en iyi golcüsü o dönemde. İşte acaba basın, dünya basınında işte Galatasaray'a gol atar mı? Kaç tane atar? Bir sonraki maçta gol attı ama biz maçı kazandık. O da önemli anlarımızdan biri. Onu da anlatırım. Tabii Stumpf 2 metre boyu. Romario ise belki 1.50 boyunda. İşte ama maç boyunca biz onu izlemekten gerçekten gözümüzü alamadık. Ve maç 0 çok adım attırmadı o zaman işte o Falco Göçmen. Bir pozisyonda o maçta asisti yapan Romario'ya Sedat Balkan'dı. Maçta. Ha, bir sonraki ben maçta. Ben 0-0'lık maçı anlatıyorum şu an. 0-0. Şimdi 0-0'lık maçı niye benim anılarımdan biri? O zamanlar erken saatlerde maça gidiyorduk. İşte bileti zaten alma tarafını anlatmıyorum. Orada günlerce önceden kuyruklara gidip bileti alıyordunuz ama bileti aldıktan sonra erken saatte maça gidip soğuk bir havaydı. Sanırım Kasım ayıydı. Saatlerce kuyruk bekledik. Kapıların açılmasını bekledik. Kapılar açıldıktan sonra yine saatlerce kuyruk bekledik. Ama o kadar güzel şeyler ki o kuyrukta biz sosyalleşiyorduk. İnsanlarla tanışıyorduk. Hepsi Galatasaray. Ortak noktamız var zaten. Sarı kırmızı renkler ve Galatasaray. Şimdiki gibi işte sosyal medyanın sosyalleşme diye bir şey yoktu o zaman. Bu tür şeylerle sosyalleşiyorduk. İşte gol attığımızda yanımızdaki arkadaşlar, hiç tanımadığımız insanlarla seviniyorduk. Belki tanışıyorduk, sonra görüşüyorduk. Belki o anda sadece sevinip birbirimize sarılıp bir daha hayatımız boyunca birbirimizi görmüyorduk. Yani o kuyrukların o gün baktığımızda bize biraz eziyet gibi geliyor ama bugün baktığımızda gerçekten güzel anlar olarak hatıralarımızda canlanıyor. O yüzden o maçı bu anlarıyla unutamıyorum ve Galatasaray'ın ilkiydi. İlk Şampiyonlar Ligi maçıydı. İlk grup maçıydı. Çok önemli bir takım eleyerek, Manchester United'ı eleyerek o gruplara katılmıştık. Maalesef o sene o gruplardan çıkamamıştık ama sonraki senelerde zaten önemli başarılar elde ettik. 2-1'lik maça ben atıfta bulundum. İstemeden siz 0-0'lık evet. Barcelona maçını. Bir sonraki ama sene... Başta siz demiştiniz zaten o kadar çok Barcelona maçı oldu ki ondan sonraki süreçte. Yani Barcelona ile neredeyse aynı ligde oynuyor gibiydik. Bir sonraki sene yine biz Şampiyonlar Ligi'ne katıldık ve yine aynı grupta Barcelona ile karşılaştık. Bu sefer 0-0 değil İstanbul'da 2-1 yendik. Sedat çok iyi futbolcu, rahmetli, Allah rahmet eylesin. Şimdi rahmetli Sedat Balkanlı ile o maçtan sonra ben de röportaj yapan medya mensuplarından biriyim. Topu Romario'ya verdikten sonra gözlerimi kapadım demişti. Evet, Romario yani ne olacağını biliyorum demişti. O kadar çok gol atıyordu ki bize bir tek gol atamıyordu. İşte o maçta Sedat'ın asisti diyelim yani istemeden de olsa bir asistiyle gol attı ama maçı biz 2-1 kazandık. Yani koskoca Barcelona, o zaman dünyanın en iyi takımıydı Barcelona. Koskoca Barcelona'yı 1-0 mağlup duruma düştükten sonra 2-1 yenmek kolay bir iş değildi tabii. Ama biz o maçı 2-1 kazandık. Yani bizim aslında sadece Galatasaray değil, Türk futbol tarihinin önemli maçlarından biri.
bence o. Barcelona yani artık Türk futbolu şunu anladı. Yani biz herkesi yenebiliriz. Milli takım olarak da herkesi yenebiliriz. Kulüp takımları olarak da. Yani rakiplerimiz de bunu aslında anladı. Galatasaray Türk futboluna öyle bir hizmetlerde bulundu ki bu tür önemli başarılar her kulübü evet demek ki bu iş olur. Biz de yenebiliriz cesaretini elde ettik. Derbelle başlayan sürecin devamında Mustafa Deniz'in ve tabii ki 8 şampiyonlukta imzası bulunan büyük teknik direktörümüz Fatih Terim'in çok önemli payı var. Tabii bir dönem cüretkar kolü olmak diye bir yorum var. Evet. Yani bir Almanya kolü vardı bizde Derbel'den sonra başlayan işte o bahsettiğim biraz önce 0-0 maçlarda Holman'dı yanlış hatırlamıyorsam. İşte futbolcularımız da Falco, Götz, Stumpf hep Alman futbolcular. Ama o bir süreçti yani Derbel'den sonra. Süreçti. Çok o dönemde işte önemli başarılar elde ettik. Şimdi tabii artık öyle bir globalleşti ki Almanya'da bile neredeyse Alman futbolcu kalmadı. Alman yani ekol diye bir şey kalmadı. Önemli olan futboldaki sistem, futboldaki işte Fatih Terimler yetişti. Aslında Fatih Terim ülkede büyük başarılar elde etti ama dünyanın en büyük takımlarını çalıştırmış tek Türk teknik direktör. Evet. Yani, Barcelona'nın başında Cruyff vardı. O zaman bakıyorduk ya böyle insanlar da varmış ya bunlar Türkiye'ye geldi falan diye gıptayla bakıyorduk ama şu anda Fatih Terim'in onlardan aşağı kalır bir yanı yok. Başka teknik direktörlerimiz de var. Rakiplerimizin teknik direktörleri de aynı şekilde. Niye cesaretlendik? Yani bir Türk teknik direktörü gidip Milan'ı çalıştırabilir duruma geldi. Fiorentina'yı çalıştırabilir duruma geldi. Alıp İtalya'da İtalya Kupası'nın finalinde bıraktı. İtalya Kupası'nın finalini getirdi. Hatta kupayı aldı bile diyebiliriz belki. Tabii. Aslında. Yani ilk maçı oynamıştı çünkü tabii. Fatih Hoca. Evet. Cüretkar olmak. Yani herkesi yenebiliriz cüretiyle. Evet. Özgüvenimiz. Yani Türk herhangi futbolu, bir kompleks taşımadan. Türk futbolu 8 tane yemeyiz. Demek ki biz bırakın 8 yemeği 3 tane atabiliriz. Neuchâtel Xamax maçını hepimiz hatırlarız 5-0. O da önemli bir andır ama o maça gitmediğim için onu özellikle Barcelona maçını anlatmak istedim. Hani 5-0 yeniyorsunuz bir Avrupa takımını. Cesaretleniyor, özgüveniniz geliyor. Ben her takımı yenebilirim diyorsunuz. Her takımı yenebilirim fikri ligde de yaşandı zaman zaman ve şampiyonluk yarışında genel olarak bildiğimiz takımların yanı sıra zaman zaman Anadolu'dan şampiyonluk yarışında görmeye alışık olmadığımız takımlar da çıktılar zirveye. Tabii. Bunlardan biri de Sivas Spor'du. O da önemli bir Fenerbahçe ile yürürmüş gibi görünen bir şampiyonluk yarışında aslında Sivas Spor da vardı. Üç takım aslında yani son 5-6 haftaya kadar Galatasaray'ın çok da fazla iddiası yok gibiydi. Çok yani daha çok basın Galatasaray'a çok şans vermiyordu. Yabancı futbolcuları yoktu falan yani o dönemi hatırlarsınız. Ama Galatasaray yine her zamanki gibi Galatasaray yani dediğimiz gibi cami olarak birlikteydi. İşte taraftarıyla, teknik heyetiyle, yönetimiyle, tüm kurumlarıyla Galatasaray işi sonuna kadar götürdü ve son 3-4 haftada Galatasaray, Fenerbahçe ve Sivasspor. Sivas'ta Anadolu takımı olarak çok önemli bir başarı elde etmeye hazırlanıyor. Ve biz son haftadan bir önceki hafta Sivasspor'la karşılaşıyoruz. 33. hafta. Deplasmanda. Deplasmanda Sivas'ta son maçımızda Gençler Birliği'yle. Her iki maça da gittik. Tabii Sivas'a gittik birçok arkadaşla beraber işte Sivas sokaklarında Galatasaray formasıyla geziyoruz. Önce bir tedirgin olduk aslında acaba yapsak mı yapmasak mı ama gerçekten Sivas halkını da buradan takdir ediyorum. En ufak bir sözlü saldırıya bile maruz kalmadık. Gittik Sivas'ın lokantalarına uğradık, yemeğimizi yedik, Sivas sokaklarında gezdik. İnsanlar bize baktı, alkışladı. Biz çünkü misafirdik ve misafirperverlik gösterdiler. Sonra maçımıza gittik. Gerçekten çok zor bir maçtı. Yani 5-3 kazandık ama 3-3 oldu maç bir dönem. Berabere kalsak Fenerbahçe'ye yarayacak. Mağlup olsak hem Fener'e hem Sivas'a yarayacak. Ama galip olsak neredeyse şampiyonluğumuzu ilan edeceğiz. O maçta ilan etmedik ama işte Gençler Birliği içeride olduğu için Gençler Birliği maçı neredeyse şampiyonluğumuzu ilan edecek. Şampiyonluk avantajıyla çıkacak yani gibi. En yakın aday. Ve çok heyecanlı, bol yani 8 gol izledik o maçta düşünün. Hani tamam 3 tanesini biz atmadık ama hiç önemli değil. Yani o heyecanı anlatmaya çalışıyorum. 8 gollü bir maçtan sonra maçı 5-3 kazandık. İstanbul'a döndük ve artık şampiyonuz diye döndük. Gençler Birliği maçında da şampiyonluğumuzu ilan ettik. Şimdi biz programımızın sonuna geliyoruz ama unutulmayacak maçlar var. Sizde de yani aslında dediğiniz gibi programa sığmayacak kadar anı vardır. Onlarca, yüzlerce ama bu bitemeyen, karlı havada oynanan Juventus maçının da size ayrı bir yeri olduğunu biliyorum. Tabii 2 gün üst üste maça gittik. 2. gün ya gitsek mi, gitmesek mi? Böyle bir aslında gönülsüzlük ama dayanamadık. Yani Galatasaray olunca gönülsüz de olsanız artık gönlünüzü vermişsiniz. Yani yarım bunun saatten az bir süre oynanacak değil evet, mi? Evet hani televizyondan mı izlesek bazı arkadaşlar ya evde işte oturalım hep beraber bir araya gelelim. Çayımızı kahvemizi rahat rahat içerek izleyelim diyordu ama biz dayanamadık. O arkadaşlara biz gidiyoruz dedik ve
Maça gittik. İyi ki de gitmişiz işte. O da güzel anlarımızdan biri oldu. Yine kamuoyunun çok şans vermediği Juventus maçı, Juventus'un çok kuvvetli olduğu bir dönem. Galatasaray işte Schneider'ın golüyle maçı kazandı. Juventus eledi, yani kolay değildi. Yani Konya bir Juventus eledi. Yani bu tür başarılara artık alıştık mı diyelim, özledik mi diyelim. Aslında hala hem alıştık hem özledik. Bunların gelmesini de bekliyoruz aslında açıkçası. İkisi de güzel. Evet. İkisi de güzel. Bu şeyi de hatırlatıyor. Bir değerli meslek büyüğüm Atilla Gökçen'in bir sözü vardır. Türkiye'nin unutulacak başarılara ihtiyacı var diye. Evet. Tekrarlayalım, hatırlamayalım diye. Ama hala 2000'de kazandığımız UEFA Kupası devamındaki Süper Kupa üzerinde bir başarısı yok Türk futbolunun. Ben o maça diye gidemedim. Kulüpler olarak. Abim gitti. O dönem tabii biz okul falan okuyorduk. Kısmet olmadı. Ama gitmiş kadar olduk. Yani o maçı kazandıktan sonra İstanbul sokaklarında sabaha kadar coşkuyla sarı kırmızı diye bağırmak, Galatasaray diye bağırmak. Sanki Danimarka'da oynanan maçı İstanbul'a getirmiş kadar oldu. Bütün İstanbul sokaklardaydı. Sadece Galatasaraylılar değil. Yani Türk futbolu öyle bir başarı bekliyormuş ki tüm renkleriyle. Yani yani yeri geldiği zaman bütün her ne kadar gururu rakipsek de, her ne kadar rakipsek de sarı kırmızının içine lacivert de karıştı, siyah beyaz da karıştı. O gün herkes Türkiye oldu. Yeri geldiği zaman kol kol olduğumuzu her platformda gösteriyoruz. Yani yeri geldiği zaman hakikaten Türk insanı bir arada da olabiliyor. Bu da çok güzel bir şey. Aslında bizim özlediğimiz sportif hamlelerden birisi. Böyle olmak lazım. Rekabet sahada, evet. Biz de şampiyon olmak isteriz. Rakiplerimiz de olmak ister. Biz de yenmek isteriz. Rakiplerimiz de yenmek ister. Ama onun sahada kalması lazım. Taraftarlar dışarıya çıkınca kol kola olmaları lazım. Futbolcular dışarıya çıkınca aslında kol kola. Ama taraftarların da kol kola olması lazım. Maalesef son yaşanan şeyleri, hadiseler de ortada. Bunlar gereksiz tabii, insanlar yaşamak istemez ama maalesef bazen yaşanabiliyor. Şimdi sporun hep taraftarlığından söz ettik ama hani son bölümümüzde küçük de olsa bir başlık açmamız lazım. Sizin Şanlıurfa Spor'la ilişkinize. Çünkü oradan aldığınız çok değerli bir deneyim de var. Evet. Biraz bahsetmek ister misiniz? Biz 4 yıl Şanlıurfa Spor'da yöneticilik yaptım. Futbol şube sorumluluğundan ikinci başkanlığa kadar görevlerde bulundum. Tabii Şanlıurfa benim memleketim olması hasebiyle gönül verdiğim bir takım. PTT 1. Lig'de mücadele ettik. Şampiyonlukta o zamanki çok, adıyla. O zamanki dönemde. Şampiyon olmak için çok mücadele ettik ve çok şanslı. En şanslı kulüplerden, en iddialı kulüplerden de biriydik. Bugün şampiyonluğu oynayan Başakşehir, o zaman İstanbul Büyükşehir Belediyesi adıyla bizim gruptaydı, çıktı. Hani düşünün, yani öyle o kadar kuvvetli gruplarda oynadık ki böyle hep son maçlarda, son anlarda. Ama işte sizin teknik spor direktörünüzden oyuncularınıza çok değerli transferleriniz vardı. Tabii. Raşit Hoca başta ilk geldiğimiz sene. Genelde belki de başkanımız hep derdi siz Galatasaraylısın diye, ben futbol şube sorumlusuydum. Bir arkadaşımız daha vardı, Maruf Güneş. Onunla beraber genelde transferleri gerçekleştirirdik. Başkanımız da hep derdi ki siz Galatasaraylısınız diye hep Galatasaraylıları getiriyorsunuz. İşte Raşit Hoca, Cihat Arslan, Tugay Kerimoğlu gibi hocalarla çalıştık. Başka hocalarımız da çok kıymetli hocalarımız da oldu tabii. Futbolcular, Sercan Yıldırım Galatasaray'dan bizim takıma geldi. Umut yine aynı şekilde Galatasaray'dan bizim takıma geldi, oynadı. Gerçi önemli, yani Rodrigo Teo'su, Lua Lua'sı, çok önemli transferler yaptık. Çok iyi kadro. Zaten iyi takım olmak da oluşuyor. Şimdi programın son sorusu size. Herkesin merak ettiği soruların cevabını alacağımız kişi siz değilsiniz transferlerle ilgili ama beklentiyle ilgili değerlendirme yapabilirsiniz. İkinci yarıda nasıl bir Galatasaray bekliyorsunuz? Bu sorunun yanıtıyla da programımızı kapatalım. Ya tabii teknik heyet, özellikle Fatih hocamız bu konuda çok titiz çalışıyor. Biz de biliyoruz, görüyoruz. Ve birkaç tane çok iyi transfer yapacağını düşünüyorum. Ben Galatasaray'ın bu sene şampiyon olacağını düşünüyorum. Yani gerçek bu gönlümden geçen değil, baktığım zaman matematiksel olarak da hesapladığımız zaman geçen sene de aynı şeyi yaşadık. Yine Galatasaray ikinci yarının son 7-8 maçında biraz geriye düştü gibi oldu. İkinci sırada tamam, liderken ikinci sırada tamamladı. Bu senenin aynısı aslında. Belki puan farkı bu sene 6 ama o da çok önemli bir şey değil. Ben sezon sonunda tabii gelen futbolcular kim olur isimlerini gerçekten biz de bilmiyoruz. Belki çok net de olmayabilir, bilmiyorum. Yöneticiler biliyordur mutlaka. Ama gerekli uyumu sağlarlarsa Fatih Hoca da mutlaka bu konuda, yani gelecek futbolcu belki Türk futbolcu olmasa bile, yabancı futbolcu bile getirsek Türkiye'yi bilen, tanıyan bir futbolcu olacaktır diye düşünüyorum.
Bu mesaj gibi de algılanmasın ama bu benim düşüncem. Yok, zaten bizim işimiz değil o mesajı vermek şu anda. Yani bizim Türkiye, işimiz değil derken bu programın işi değil. Tabii Türkiye'yi tanıyan, bilen futbolcu, bir golcü olursa uyum sorunu da çok çabuk atlatır. Çünkü çok kısa bir süremiz var. Çok çabuk atlatır. Yani uyum sorunu yaşamadan sahaya çıkarsa yeni gelecek futbolcularımız, Galatasaray'da şampiyonlar. Çünkü iyi bir kadromuz var. Giden futbolcularımız oldu ama onların yerine işte evet Rodriguez gitti ama yerine Onyekuru, gerçi onu aratmayacak bir futbolcu. Aynı tipte oyuncular. İkisi beraber olduğu zaman belki birbirini kesiyor olabilir. O yüzden Onyekuru ikinci yarıda kendini çok daha fazla gösteriyor. Nasıl Bruma gittikten sonra Rodriguez kendini çok daha fazla göstermeye başladıysa aynı şey olacaktır. Onların yerini dolduracak futbolcularımız var. Mevcut kadromuz gerçekten kalecimizden tutun orta sahamıza baktığınızda hiçbir takımda olmayan yani NDI'si, bütün takım olarak iyi bir takımız. İşte hep söylediğimiz forvet eksiğimiz var. Belki orta saha ve forvete bir ya da birkaç takviye ile Galatasaray şampiyonluğa ulaşacak diye düşünüyorum. Evet, takımdan umutlusunuz. Başta Fatih hocamız var. Ve muhteşem bir itici güç taraftar var. Şahane bir taraftar. Diliyoruz gönlünüzden. Basketbolda gördünüz yani hep futbolu konuştuk ama yani Fenerbahçe kimse ihtimal vermiyordu. Fenerbahçe yendik. Bu tabii ki sporcularımızın üstün başarısı ama çok büyük bir pay da taraftarın. Tabii. Çok iyi bir basketbolcu arkadaşımız var. İsmini buradan söyleyeyim. Harun Erdenay. Ya Galatasaray taraftarı maça, Galatasaray taraftarı gerçekten stadı doldurduğu zaman çoğu maçta çok zorlanır bütün takımlar diye kendisi söylüyor bu basketbolcu olarak. Yani önemli, çok önemli bir şey taraftarın oradaki itici gücü. Hani bunu o anları yaşamış birisinin ağzından duymak da zaten bunu destekler nitelikte. O yüzden bizim taraftarımız o anlamda camiamıza çok büyük güç veriyor. İtici büyük güçlerden biri de 1905 Kisiyat Derneği ve ikinci başkan Nihat Kırmızı, Doğa Sigorta'nın da CEO'su. Konuğumuzu İşte Galatasaray'ın bu bölümünde. Nihat Bey çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Katılımınız ve Galatasaray Spor Kulübü'ne destekleriniz için. Teşekkür ederiz. Haftaya bir başka konukla yine aynı keyifli içerikte karşınızda olacağız.